Peki hocam, rahim ağzı kanserinde tedavi yöntemleri nelerdir? Rahim ağzı kanserinde tedavi yöntemi erken yakalama çok önemli. Evet. Çok basit böyle bir tıraşlama yöntemiyle bile çok rahat alabiliyoruz o erken prekanseröz lezyon dediğimiz, yani kansere dönüşmeden olan lezyonu, onu çıkarttığımızda takibe tabii ki devam ediyoruz gene yıllık simir kontrollerimize, ama hemen hemen kür sağlayabiliyor, tamamen iyileşme sağlayabiliyor. Geç evrelerde maalesef cerrahi tedavisi yok rahim ağzı kanserinin, varsa da çok işe yaramıyor. Radyoterapi, radyasyon tedavisiyle yardımcı oluyoruz hastalarımıza. Halk arasında şöyle bir karışıklık da oluyor Nurcan Hocam. Rahim ağzı kanseri ile rahim kanseri karıştırılıyor. Evet. Şimdi rahim kanseri tamamen rahmin iç tabakasından ya da kasından oluşan kanserdir. Daha çok iç tabakasından oluşur. Rahim ağzı kanseri ise HPV virüsüne bağlı. Yani korunabileceğimiz bir kanser rahim ağzı kanseri. Çok basitçe korunabileceğimiz. Bir de en güzeli şimdi rahim ağzı kanseri aşısı çıktı. Ve %99 koruyor bizi şeyden, rahim ağzı kanserinden. Bütün böyle evlenmeden önce ya da ilk cinsel ilişkisini yaşamadan önce bütün artık şeylere, kadınlarımıza bu aşıları tavsiye ediyoruz. İlk cinsel ilişkiyi yaşamadan önce olurlarsa rahim ağzı kanserinden de korunuyorlar. Ama tabii tekrar söylüyorum, simir kontrollerini yapmalarına devam etmeleri gerekiyor. Aşı olsalar bile. Aşı her yerde olunabiliyor mu hocam? Her yerde olun. Normal. Avrasya Hastanemizde de yapılıyor. Elbette. Elbette. Koldan çok basit geliştirilmiş bir aşı var. 3 doz yapılıyor. İlk yapıldıktan sonra 2 ay sonra tekrarı var. 6 ay sonra bir daha tekrar var. 3 doz yapınca ömür boyu koruyuculuğu var. Simir testinden birçok kadınımız korkuyor. Peki simir testi korkulacak bir test mi? Simir testi korkulacak bir hastalıktan sizi kurtarabilecek tek test. Evet, çok onun güzel için simir testinden işte değil, o korkunç rahim ağzı kanserinden korkmanız lazım. Bunu anlamıyorsunuz ki, muayene sırasında hemen alıveriyoruz simir testini. Zaten farkına bile varmıyor hasta aldığımızın. Çok basit, çok hiçbir ağrısı sızısı olmayan çok basit bir test.